Son yıllarda internette aradığınız bir bilgiye ulaşmakta zorluk yaşıyor musunuz? İnternet, hayatımıza girdikten kısa süre sonra bilgiye erişimin en hızlı ve pratik yolu haline gelmişti. İnternette bilgiye erişmek o kadar kolay ve hızlıydı ki, takip eden yıllarda raflardaki ansiklopediler yerine süs objelerine bırakmıştı. Ancak son zamanlarda bu durum değişmeye başladı. Artık bir bilgiyi araştırırken önce karşınıza çıkan reklamlardan kaçmak, ardından bilgi gibi görülen ama ilgisiz birçok içeriğin arasından sıyrılarak aradığınıza ulaşmanız gerekiyor. Ben İlyas Umut Özacar. İnternetteki bu değişim sürecini ve sebeplerini uzmanlarından dinleyeceğimiz podcast'imize başlıyoruz. İlk olarak Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Barış Erdoğan ile birlikteyiz. Barış Bey, internet bilgiye erişmemizi kolaylaştıran bir ortamken bilgiye erişimi engelleyen bir unsura mı dönüşüyor? İnternet başlarda oldukça güzel ideallerle başlamıştı. Herkesin demokratik bir şekilde bilgiye ulaşacağı ve karşılıklı etkileşim içinde olacağı bir mecra olarak başladı. Ancak geçen yıllar içinde her şeyde olduğu gibi internet büyük bir ticari alan haline geldi. Yani kapitalist sistem buradaki kar oranlarını, piyasanın büyüklüğünü gördü ve burayı rahat bırakmadı. O yüzden de elinden geldiğince insanları kontrol etmek, manipüle etmek, onların cebindeki parayı almak ya da düşüncelerini kendi istediği doğrultuda yönlendirebilmek için interneti her açıdan kullanmaya başladı. Bu da kaçınılmaz olarak internet üzerinde büyük bir bilgi kirliliğine de neden oldu. Yani geçmiş yıllarda internette belki bilgi bugüne göre oldukça azdı ama iyi kötü istediğiniz bilgiye çok daha rahat ulaşabiliyordunuz. Yani o dönemki arama motorlarına istediğiniz bilgiyi, araştıracağınız konuyu yazdığınızda iyi kötü bir sonuçlara ulaşabiliyordunuz. Bugün ise gerçekten büyük bir challenge adeta. Yani aradığınızı bulmak için adeta iğneyle kazımak durumdasınız. İnanılmaz çok bilgi var. Ama bu çokluk aynı zamanda sanki bir hiçlik gibi de. Çünkü alakalı alakasız onlarca, yüzlerce hatta milyonlarca bilgi o logaritmanın içinde yer alıyor. Siz aradığınızda, sizin aradığınızdan sizi çok uzak noktalara götüren bilgilere sizi yönlendiriyor. İnsan durup dururken düşünüyor, acaba beni niye bu kadar uzak bilgiye gönderdi? Yani ben basitçe kendi istediğimi yazmıştım oraya. Peki Barış Bey, internet ortamındaki bilgiye ulaşmanın bu denli zorlaşmasını siz neye bağlıyorsunuz? Rica etsem örneklendirebilir misiniz? Hiçbirimiz masum değiliz. Hepimiz daha fazla tıklanabilmek için, daha fazla ürünümüzü satabilmek için ya da ürünlerimizin daha fazla görünebilmesi için çeşitli oyunlar oynuyoruz, çeşitli manipülasyonlar yapıyoruz. Ürünlerimizi olduğundan daha farklı sunmaya çalışıyoruz. Ya da bir haber sitesi öyle bir başlık atıyor ki, siz dikkat tacirleri denir hatta bunlara, sizin dikkatinizi çekiyor bir şekilde. Ama içine girdiğinizde tamamen alakasız bir konu, adeta bir dehlizin içine siz bir kere çekin. Vitrin vardır ya, aslında vitrin mantığıyla çok da farklı değil. Bir kere kapıdan siz içeriye girin, ondan sonrası kolay. Bu bilgilerde de aynı şey. Siz bir bilgiyi almak için diyorsunuz, aa burada benim ihtiyacım olan şeyler varmış. Ben buradan bir gireyim, bak gösteriyor. Ama içeriye giriyorsunuz, aradığınızda tamamen alakasız. Ya da karşınızdaki kişinin niyeti sizinkinden çok farklı. Siz bir şey öğrenmek için o alanın içine giriyorsunuz. Halbuki onun mantığı size bir şeyler satmak, sizin bir takım tüketim arzularınızı tetiklemek, gıdıklamak, sizi bir yerlere çekmek. O yüzden de çoğu zaman, yani her zaman değil ama çoğu zaman girdiğimiz sitelerden hayal kırıklığıyla ayrılıyoruz açıkçası. Zamanımızı kaybediyoruz. Hatta bazen sadece zamanımız da değil, paramızı kaybediyoruz, dikkatimizi kaybediyoruz, bazen uykularımızı kaybediyoruz. Çünkü internet dünyası kar peşinde koşan yatırımcıların kontrolü altına girmeye başladı. Muhtemeldir ki son yıllarda internet kullanıcılarının büyük çoğunluğu bir bilgiye ulaşmaya çalışırken bahsettiğiniz zorluklarla karşılaşıyor. Bu noktada sizin öneriniz ne olur? Bilgiye ulaşmak için klasik olarak eski zamanlardan söyleyeyim, internet öncesi zamanlardan söyleyeyim, nasıl ulaşırdık? Giderdik, uzmanlaşmış ansiklopediler vardı.
ve genel ansiklopediler vardı. Yani genel ansiklopedilerden genel bilgiler elde edersiniz. İşte Türkiye Cumhuriyeti tarihi ile ilgili bilgi almak istiyorsanız daha ayrıntılı, onunla ilgili de ansiklopedi vardı. İşte Ana Britannica gibi genel ansiklopediler vardı. Oralardan bakar bulurduk bilgiyi. Şimdi internette de aslında, internet mecrasının içinde de uzmanlaşmış bilgi kaynakları var. Ama bu bilgi kaynakları çoğunlukla abonelik gerektiren, belli bir ücret gerektiren mecralar. Aslına bakacak olursanız bedavaya bilgiye ulaşmak bir yanıyla sorunlu. Çünkü hiçbir şey, aslında hiçbir yemek bedava değildir denir ya, ısmarlanan hiçbir yemek. Karşılığında sizden bir şey beklenir. Size internetten bir bilgi bedavaya sunuluyorsa bu aslında sizi bir reklamcıya satmak içindir. Yani siz o bilgiyi karşılığında bir reklam verene yönlendirirsiniz. Hatta oradaki bilginin bile çoğunluğu sizin bir ürünü satın almanıza yönelik şekilde tasarlanıyor. O şekilde veriliyor. Okuduğunuz konuyla ilgili hemen bir bakıyorsunuz, işte bir yemek reklamı ya da ne bileyim ben bir kıyafet reklamı ya da bir ilaç reklamı, ki yasak olmasına rağmen bunlar karşınıza çıkıveriyor. Yani o yüzden baktığınızda internet günümüzde o saf masumluğunu kaybetti. Adeta her an bize yeni bir şeyler satmak isteyen, o yüzden de bizi doğru yoldan çıkarıp hep böyle yan yollardan o bilgiye götürmeye çalışan bir mecra haline geldi gibi. İnternet ortamındaki en önemli sorunlardan bir tanesi bilginin belki çok demokratik olarak görülmesi ama çok da anonim. Yani kim yazdı? Hangi kaynağa dayandırarak bunu bana söylüyor? Ben bunun doğru olduğunu nasıl kontrol edeceğim? Bunlar çok muğlak kalıyor. O yüzden internet kullanıcılarının iyi bir internet okur yazarlığına da sahip olmaları gerekiyor. Profesör Doktor Barış Erdoğan'ın da altını çizdiği gibi internette bilgiye ulaşmak kadar ulaşılan bilginin doğruluğu ve kaynağı da önemli bir sorun. Çoğu zaman dezenformasyonla sonuçlanan bu sorunun sebeplerini de Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesinden Doçent Doktor Bahar Kayıhan'dan dinleyeceğiz. Bahar Hanım, internette yaşanan bu değişim ile ilgili sizin düşünceleriniz nelerdir? İnternetin ilk döneminde daha az sayıda içerik vardı elbette ki. Zaten web sitesi de daha azdı, içerik üretenler de buralarda daha azdı. Dolayısıyla aslında biraz daha profesyonel içerikler vardı bu etapta. Ama web 2.0 ile beraber daha sonraki dönemde herkesin artık içerik üretebilir hale gelmesiyle beraber sınırsız bir içerik üretimi karşımıza çıkmaya başladı. Ve web sitelerinde inanılmaz oranda bir artış meydana geldi. İçerikte bir içerik patlaması aslında karşımıza çıktı diyebiliriz. Ve artık sınırsız milyonlarca içerik var. Yani eskiden işte hani bundan bir 10-15 yıl önce internette bir şey aradığınız zaman karşınıza belki daha temel 10-15 tane kaynak sıralanırken şimdi karşımıza yüzlerce, binlerce, hangisinde hangi veri anlamlı, hangi veri anlamsız, ilk listelenen bilgiler de çok anlamlı olmayabiliyor çoğunlukla. Dolayısıyla karşımıza çok fazla sayıda içerik çıkıyor. Yani bunun temel nedeni aslında içerik üreticisindeki artış ve herkesin içerik üreticisi haline gelmesi diyebiliriz. Yani bu içerik üretenler de aslında bu bilgi anlamında her zaman ürettikleri konu hakkında bilgiye sahip olanlar değil elbette. Dolayısıyla sınırsız ve sonsuz bir bilgi akışı artık karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Bu nedenle de karşımıza çıkan bu yüzlerce, binlerce içerik içerisinden hangisinin anlamlı bir bilgi olduğu ya da hangisinin özünde bir bilgi olup olmadığına karar vermek işte aslında insanlara kalıyor. Hani sınırsız yapbozun parçaları var ama hangi bilgi hangisiyle eşleşecek, ne nerede yer alıyor, bunları bir araya getirmek artık mümkün değil. Yani böylesine sonsuz bir evren karşımıza çıkıyor artık internette maalesef. Bahsettiğiniz bu evrenin içinde aradığı bilgiye erişmekte zorluk çeken kullanıcılara sizin tavsiyeleriniz neler olur? Tabii şunu söyleyebiliriz. Yani özellikle bir konu üzerinde araştırma yaparlarken en azından hani sadece belli bir kaynaktan değil birkaç kaynaktan bakabilirler. Doğrulama platformlarını kullanabilirler. Belki bunların önemli olduğunu söyleyebiliriz. Ve tabii ki tamam internet bir bilgi erişimi anlamında önemli bir kaynak olarak karşımıza çıkıyor ama internet dışı kaynaklarla bilgiyi doğrulamayı da ihmal etmezlerse belki daha iyi olabilir diyebiliriz.
internette bilgiye ulaşmanın geçmişe nazaran neden daha zor olduğunu konunun uzmanlarından dinledik. Bu değişimin artarak devam etme ihtimaline karşın öğrenme alışkanlıklarımızı gözden geçirmek faydalı olabilir. Bir sonraki podcast'imizde görüşmek üzere.